Ali Haydar Fırat, buyurunuz efendim. Çok teşekkür ederim. İyi dilekleriniz için ayrıca teşekkür edeyim. Şunu söyleyeyim, şöyle bir başlangıç yapayım. Bir ekonomik model olup olmadığı tartışmalıdır ama her ekonomik model bir tercihtir ve her tercih bir vazgeçiştir. Burada mevcut iktidar bir ekonomik tercihte bulunmuştur. Bu tercih yoksul halk kesimlerinden, emekçilerden yana bir tercih değildir. Bu parası olan sermayeden yana bir tercihtir. Ve dolayısıyla aynı zamanda bir vazgeçiştir. Emeğiyle geçinen insanların, maaşıyla geçinen insanların, işte emeklilikte yaşa takılanların, 3600 göstergeden yararlanamayanların, yani bütün ezilen kesimlerin aslında bunlardan vazgeçiştir. Şimdi Sayın Bakan özelinde de çok şey söylenebilir. Hani kişiliğine dair vesaire falan bir şey söylemek bizim haddimiz değildir. Ama nihayet itibariyle söylemleri o koltuğun ağırlığını ve Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu sorunları çözme kapasitesi bakımından buna çok elverişli olmadığı kanısını ben de uyandırmaktadır. Ben de o konuda Serkan Bey'e katılıyorum. Şimdi Londra'da ve Paris'te yaptığı görüşmelerde söylediği söz aslında bugün Türkiye'nin nasıl yönetilmekte olduğunu çok açık bir biçimde sergilemektedir. Ne diyor Sayın Bakan? Diyor ki siz yatırıma gelin. Efendim yasaymış, bürokrasiymiş, bunların hiçbir önemi değil. Cumhurbaşkanı arkamızda, biz bunları ezer geçeriz diyor. Şimdi bunu bir başka ülkede söylüyorsunuz, başka yatırımcılara söylüyorsunuz. Yani şunu söylüyorsunuz açık bir biçimde. Bizim ülkemizde bir düzen yok, bizim ülkemizde bir hukuk yok, bizim ülkemizde bir kural yok. Siz yeter ki gelin, yeter ki paranızı getirin. Yani bir biçimiyle AK Parti iktidarının 20 yıllık dönemi aslında bu. Yani bu cümle AK Parti'nin ekonomi politiğini çok iyi özetliyor. Yani para gelsin, kim getirmiş, nasıl getirmiş, nereden getirmiş, bunun hiçbir önemi yok. Şimdi bu döneme ilişkin bir şey midir? Yani şu söylenebilir, pandemi var, dünyada ekonomik kriz var, o var, bu var. Bundan daha beter bir şey var. Bundan daha beter olan şey şu. Profesör Mustafa Akdağ Selçuklu dönemi ekonomisini incelerken ya da Niyazi Berkes Osmanlı dönemi ekonomisi incelerken ya da Korkut Boraltav Türkiye Cumhuriyeti ekonomisi incelerken bunların üzerinde aynı kavramları kullanmasalar da birleştikleri bir takım noktalar var. Ben Mustafa Akdağ referansla konuşayım. O içtimai ve kamu düzeninin soysuzlaşması diyor. Türkiye'de mevcut iktisadi ve içtimai düzenin bir soysuzlaşma sürecini yaşıyoruz. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Liyakat sahibi olmayan kadroların, işi bilmeyen kadroların, bilimsel yani o iktisat disiplininin gereklerini yerine getirecek bilgi ve donanıma sahip olmayan insanların gelişi güzel bir biçimde bir takım yerlere gelmesi, tamamen sadakat üzerinden bir yerlere gelmesi ve o sadakat üzerinden bir takım ilişkiler içerisinde ülkeyi yönetmeleri. Bu bir çöküntüdür, bu bir çölleşmedir. Nereden bakarsanız bana, ekonomide de böyledir, eğitimde de böyledir, adalette de böyledir. Şimdi bunu AK Parti'nin öncesine bağlamanın, AK Parti'nin içinde bulunduğu dünya konjonktürüne bağlamanın, bizi görece bir biçimiyle AK Parti'yi biraz daha böyle dışarıda tutmak, bu böyle bir şey sağlanabilir ama bu gerçekçi değildir. Yani Türkiye bugün Aşık Serdari'nin, bir Sivaslı halk ozanının 1850'lerde galiba yazdığı bir şeydi. Nesini söyleyeyim canım efendim, gayri düzen tutmaz telimiz bizim. Arzu aleyhi desem deftere sığmaz, omuzdan kesilmiş kolumuz bizim. Şimdi kolu bacağı kesilmiş bir ülkenin, bir toplumun bir bütün olarak tercihte bulunduğu, iktidarın tercihte bulunduğu ve hepimizin onlar için çalışmak zorunda olduğu bir düzene bizi mahkum ettiği tablosu var. Şimdi bu ekonomik modelde herkes mutsuz mu? Değil. Yani o Sayın Kılıçdaroğlu'nun beşli çete dediği bu beşli yapı mutsuz mu? Değil. Niye? Çünkü biz 2045 yılına kadar bu beyefendilere 152.8 milyar dolarlık para ödeyeceğiz. Bu insanların borçları silindi mi? Silindi. Bu insanlara vergi affı getirildi mi? Getirildi. Peki siz hiç Türkiye'de herhangi bir yoksulun banka borcunun bir biçimde silindiğini gördünüz mü? Son bir yılda Türkiye'de 2 trilyon olan bankalara borç 5 trilyona çıkmış. Aile Bakanlığı'nın verisi bir yıl önce 4 milyon insan doğrudan yardım alırken bir yıl sonra bu 11 milyona çıkmış. Asgari ücret 4250 lira oldu.
Türk İş açlık sınırını 4.250 lira olarak belirledi. Yani şimdi bu düzenin savunulacak herhangi bir tarafı yok. Mesele ya da kötü olan şey şu, bize bu düzenin içinde bulunduğumuz bu düzenin gerçekçi bir biçimde analizini yapıp bu gerçekçilik içerisinde de bunun sorunu çözmek kapasitesine sahip bir kadro yok karşımızda, bir iktidar yok. Bakın önümde Sayın Nebati'nin açıklamaları var. Ne diyor Sayın Nebati? Mart'tan itibaren diyor enflasyon inişe geçecek. Geçti mi Mart'tan itibaren? Siz hiç böyle bir şey gördünüz mü? Ne diyor? Cari fazla verileceği, kurların düşeceği, TL'nin değerleneceğini savunuyor. Önümde Cumhuriyet Halk Partisi önemli isimlerinden Erdoğan Toprak'ın hazırladığı bir rapor var. Şimdi bu rapora göre diyor ki bir ayda 7.1 milyar, yılda 20.4 milyar dolar cari açık ve iki ayda 18 milyar dolar aşan dış ticaret açığı var. Sayın Bakan buna ilişkin bir açıklama yaptı mı hiç bugüne kadar? Yapmadı. Ne diyor Sayın Bakan? Gayet mutlu bir biçimde diyor ki yani iş insanı olmak, Türk parasıyla iş yapmak gayet mutlu bir hal, bir durum. Ama Sayın Bakan bizi temsil etmiyor. Sayın Bakan Türkiye'nin büyük kesimlerini, ezilen kesimlerini, esnafını, çiftçisini temsil etmiyor. Sayın Bakan bir sermaye grubunu temsil ediyor. İktidarın kendisine yaratmış olduğu bir sermaye grubunu temsil ediyor. Bu iktidarın önceliği Sayın Ersoy geniş halk kesimleri değildir. Eğer bu iktidarın önceliği geniş halk kesimleri olsaydı bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin 66 milyon insanı yoksulluk sınırının altında yaşamazdı. Şimdi 85 milyon insanın 66 milyon yoksulluk sınırının altında yaşatıyorsanız %50'si asgari ücretle maaş alıyorsa siz o ülkede mevcut iktidarın ekonomi politikasının halktan yana, hukuktan yana, ezilenden yana, emekten yana bir politika olmadığını söylemek zorundasınız. Gerçekçi olmak zorundasınız. Sayın